İsmail Çağlar 2023'ün inşası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetiminde yapılan görev değişikliklerinden sonra demokrasi, adalet ve ekonomi alanında yapılacak reformlardan bahsetmesi birçok yorumcu ve gözlemci tarafından yeni bir dönemin işareti olarak yorumlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği dönüşümün gerindeliği ve Erdoğan'ın süreci yönetme becerisi tekrarlanıyor. Dönüşümün Türkiye'nin ve AK Parti'nin hikayesinde tam olarak nereye oturduğunun açıklanması dönüşümün mahiyetini anlamak için çok önemli. AK Parti iktidarının ilk 10 yılı içerideki kronikleşmiş yaraların sarılmasıyla geçti. Toplumun ve devletin taşımakta zorlandığı, yılların katmanlaşmış sorunlarına el atıldığı derin yaralar sarıldı. Yaralar sarıldıkça Türkiye enerjisini yeni alanlara sevk etme ve potansiyelini artırma imkanı buldu. 2010 yılından itibaren potansiyelini artıran, iç sorunları çözdükçe kafasını kaldırıp etrafa bakabilen bir Türkiye tablosu oluştu. Şüphesiz Türkiye'nin potansiyelini ve etkinliğini artırması, muhatap ve rakiplerinin etkinliğinin azalması anlamına geliyordu. Bu durum Türkiye'nin farklı alanlarda kuşatılması ve saldırılara muhatap olması sonucunu doğurdu. Gezi Parkı şiddet eylemleriyle başlayan saldırılar, 17-25 Aralık yargı polis kalkışması ve 15 Temmuz darbe girişimiyle devam etti. Bu süreci Türkiye'nin dış müdahalelere karşı savunma dönemi olarak isimlendirebiliriz. Türkiye'yi zayıflatmayı, kendi iç sorunlarına dönüp enerjisini tüketmesini amaçlayan müdahaleler 15 Temmuz'dan sonra da devam etti. Ancak 15 Temmuz'la birlikte Türkiye savunma doktrinini değiştirdi güç mücadelesine rakiplerinin ataklarını oluşmadan önlemek yöntemini belirledi. Terörle mücadelenin başlangıç noktası sınır ötesine taşınırken, uluslararası ilişkiler ve ekonomi gibi alanlarda da daha atak ve agresif bir tarz benimsendi. Sorunlar oluşmadan üzerine gidildi, rakiplerin hamle yapması beklenmeden ön alıcı ve agresif manevralar yapıldı. Bu dönemi de önleyici mücadele dönemi olarak isimlendirebiliriz iç sorunları çözme, potansiyelini artırma, savunma ve önceleyici mücadele dönemlerinden sonra şimdi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi yeni bir dönemin eşiğinde. Yeni dönem önceki dönemlerin kazanımları üzerinde şekillenecek. Dolayısıyla ortaya konulan ekonomik ve siyasi tam bağımsızlık ilkesinden, güçlü ve büyük Türkiye idealinden geriye dönüş söz konusu değil. Aksine mücadele döneminde elde edilen kazanımların muhafaza edildiği ve sisteme entegrasyonunun sağlandığı bir dönem içerisine giriyoruz. Türkiye salma ve mücadelesinden elde ettiği gücünü artık inşa faaliyetlerine yönlendirme imkanına sahip. Geçiş yaptığımız inşa döneminde mücadele döneminin kazanımları toplumun tüm kesimlerinin faydasına açılmalı. Mücadelenin sert tabiatının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkmış aksaklıkların onarılması, inşa sürecinin bir diğer karakteristiği olacaktır. İçeride ve dışarıda daha açık, kucaklayıcı ve çözüm odaklı bir dönem beklentisi yüksek. Geçmiş dönemin kaçınılmaz olarak ürettiği gerilimlerin hızlıca çözülmesi şaşırtıcı olmaz. Türkiye 2023 hedeflerine durarak değil, devamlı surette yenilenerek ulaşacaktır. Türkiye kendi koyduğu 2023 hedeflerini yine kendisi inşa edecektir. İsmail Çağlar. Abdülkadir Selvi. Yeni siyaset, yeni söylem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 4 günde yaptığı konuşmaları inceledim. Son 1 yılda hukuk devleti ve reformlara yapmadığı vurguyu son 4 günde yapmış. Yeni dönemin dinamiklerini anlamak için Erdoğan'ın 11 Kasım'da AK Parti grubunda, 13 Kasım'da AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde ve 14 Kasım'da AK Parti Kars ve Karaman Kongrelerinde yaptığı konuşmalara bakmakta yarar var. Değişmeyen tek şey, değişimin kendisidir gerçeğini siyasete en iyi yansıtan Erdoğan oldu. AK Parti, 18 yıllık iktidarını değişime borçlu. Erdoğan, süreklilik içinde değişime esas aldı. Bu bir süreç. Bir dönem çare olarak AK Parti'nin reformcu kimliğini esas alacak şekilde fabrika ayarlarına dönmesi gösterildi. Çözüm sürecinin başlangıcında ise ikinci yeni denildi. Yeni döneme nasıl bir ad verileceğini bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa bunun bir süreç olduğu. Paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz." sözleri yeni sürecin parolası gibi. Ayrıca değişimin sadece Lütfi Elvan ve Naci Ağbal'ın gelişiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Kadrolar, söylem ve politik öncelikler değişiyor. Yeni siyaset yeni söylemle geliyor. Ancak değişimin etkili olabilmesi için bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Erdoğan "Yeni dönem" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemden ilk olarak AK Parti grubunda söz etmiş ve hukuk sistemimizin taraflarıyla ekonominin kamu ve özel sektördeki tüm temsilcilerinin istişareleriyle ortaya çıkacak ihtiyaçları yasama olarak sizler, yürütme olarak biz süratle hayata geçirecek ülkemizi yeni döneme hazırlayacağız demişti. İş dünyasıyla buluşma. İlk adım bu hafta atılıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hafta içinde yatırımcılarla bir araya gelecekler. Mülkiyet hakkı maddi manevi hakların korunması ile ilgili aleyhi olan hükümlerin eskiye götürülmemesi gibi sermayenin talep ettiği hukuki güvenceler ve yatırım iklimi masaya yatırılacak. İkinci bir buluşma ise 18 Kasım'da TOB'un düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurası'nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şura'ya ekonomi yönetimiyle birlikte katılıp yerli ve yabancı yatırımcılara yeni mesajlar verecek. Ekonomiye yoğunlaşacak. Dünya da yerinde durmuyor. ABD seçimlerinin de etkisiyle yeni bir iklim doğuyor. Aşının bulunmasıyla birlikte 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren dünya ekonomisinin hızlı bir büyüme sürecine girmesi öngörülüyor. Türkiye'nin yatırım ikliminden yararlanabilmesi ve daha fazla yatırımcı çekebilmesi için hazırlıklara şimdiden başlaması gerekiyor. Yeni süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye daha fazla zaman ayıracağı anlaşılıyor. Yabancı yatırımcıların çekilmesi, yerli yatırımcıların teşvik edilmesi konusunda bir dizi çalışma yapılacak. Öncelikli olarak talepler toplanacak, yasal altyapı sağlamlaştırılacak, sonra Londra başta olmak üzere yabancı yatırımcılarla buluşmalar düşünülüyor. Liderlere Güven. Optimar araştırma şirketinin Kasım ayı anketinde Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer diye bir bölüm var. 18 yıllık iktidara rağmen halkın %33.3'ü AK Parti çözer diyor. CHP, İyi Parti, HDP, DEVA, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni topladığınızda ise %32.1 ediyor. Yani muhalefetin tamamı bir AK Parti etmiyor. Yine en beğendiğiniz lider diye sorulduğunda da halkımız %34.5 ile Erdoğan'ı ilk sıraya yerleştiriyor. Muhalefet liderleriyle Erdoğan arasındaki fark ne kadar? Halkımızın %5.3'ü Türkiye'nin sorunlarını Meral Akşener çözer demiş. Kılıçdaroğlu çözer diyenlerin oranı ise 3.5. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 katı, Akşener'in 7 katı bir güvene sahip. Yenilenme talebi. Halk çözümü Erdoğan'da ve AK Parti'de görüyor. Ama onun söylemini, siyasetini ve kadrolarını yenilemesini istiyor. Yaşanan değişimle reform ve hukuk seferberliği söylemine piyasaların verdiği güçlü destek bunu gösteriyor. Demirel'den İmamoğlu'na dersler. 12 Eylül'den sonra Demirel kendisiyle görüşmek isteyen yabancı heyetlerle görüşmüyordu. Niye görüşmüyorsun diye sorulduğunda da ne yani ülkemi şikayet mi edeceğim diyordu. Devletin benimle konuştuğumu bilsin diye görüştükleriyle de zabıt tutturup Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin açılışında yaptığı konuşmada ülkemizi yabancılara şikayet ettiğini görünce aklıma Demirel geldi. Demirel 6 kez gitti, 7 kez geldi, sonunda Cumhurbaşkanı oldu. Ama bir gün olsun ülkesini yabancılara şikayet etmedi. Ekrem Bey, ülkeni yabancılara şikayet ederek Cumhurbaşkanı olunmaz. Ümit Özdağ Partisi geliyor. İYİ Parti Disiplin Kurulu bugün Ümit Özdağ'ın ihracını görüşecek. Sonucu merak etmiyorum. Çünkü kısa bir süre içinde de Ümit Özdağ partiden ihraç edilecek. O da Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül gibi Anadolu yollarına düşecek. Kısa sürede de partisini kuracak. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e göre etrafına daha çok milletvekili toplayacak. Benden size duyurması. 2021 ile birlikte Ümit Özdağ Partisi geliyor. Abdülkadir Selve